selamlar. İstanbul'dan bir izleyicimiz var. Size selamlar. Hangi şartlarda caizdir? Bu ne? Ortak mı? Yani ne kadar imkan edilir? Öğrenmek herkese farzdır. Sevgili izleyenlerimiz, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyor. Yuvalarınıza huzur diliyoruz. Memleketimize huzur diliyoruz. Mazlum coğrafyalara bir şekilde yangın yerine dönmüş olan mazlum Müslüman kardeşlerimizin yaşamış olduğu coğrafyalara da Mevla'dan hayır diliyoruz, müreffeh yarınlar diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, bugün yine bir saatlik bir zaman dilimimiz var ve bu zaman diliminde Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi doçent doktor Sayın Halil Altuntaş hocamızla paylaşacağız ve kıymetli hocamızdan dini konularla ilgili ilminden istifade ederek programı inşallah neticelendirmiş olacağız ve her birimiz inşallah şahsında birlikte kendi payımıza düşeni almamız duasıyla Bismillah deyip yola çıkalım. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sıhhat diliyoruz efendim. Var olasınız. Allah razı olsun. Kıymetli hocam, sosyal medya ve mail üzerinden gelen sorular hazır. Değerli izleyicilerimizin her zaman olduğu gibi canlı yayında soracakları sualler doğal olarak spontane gelişiyor. Programın gidişatını daha çok onlar belirliyor. İzninizle ilk durağımıza geçelim. Bismillah İnşallah. Diyelim, yola çıkalım. İletişim yollarını aktaralım. 0312 alan koduyla 294 4294 telefon numaramız. Değerli izleyicilerimiz, canlı yayına katılım sağlayabilirsiniz ve değerli hocamıza suallerinizi canlı yayında sorabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz diyanetesoralım@diyanet.gov.tr. Sosyal medya Facebook, Twitter, /diyanetesoralım adresleri de hizmetinizde. İlk durağımızda bir sosyal medya sorusuyla başlayalım. Kenan Garip hocama selam ediyorum, sıhhat diliyorum diyor. Arabaya yapılan kaskonun hükmü nedir hocam diyor. Zaman zaman bu soru geliyor kıymetli hocam. Şüpheli bir farklı cevaplar alıyoruz diyor. Farklı yerlerden bu konuyla ilgili olarak kıymetli hocamızdan cevap bekliyoruz diyor. Farklı kaynaklardan farklı cevapların alınması bu konuda gayet tabidir. Çünkü sigorta konusu, kasko da malum bir sigorta türüdür. Sigorta meselesi öteden beri ortaya çıktığı zamandan beri İslam alimleri arasında münakaşa konusu olmuş, hükmü konusunda bir meseledir. Bazı alimler sigortayı caiz görmezken çeşitli sebeplerle onları söylememiz şu anda gereksiz. Bazıları da caiz görmüşlerdir bütünüyle, bazıları da şarta bağlı olarak caiz görmüşlerdir. Son dönemlerin alimleri yeryüzünde, dünyada ticaret hayatıyla, iş hayatıyla, mülkiyet hayatıyla alakalı meselelerde sigortanın öneminin çok artması, sigortanın hayatımızda büyük bir yer işgal etmesi üzerine bu konuda yasaklayanların ileri sürdükleri delillerin de çeşitli noktalardan değerlendirilmesiyle beraber sigortanın caiz olabileceği hükmüne alimlerin önemli bir kısmı varmıştır. Din İşleri Yüksek Kurulu da sigortanın her türlüsü konusu helal olmak kaydıyla caiz olduğu noktasına gelmiştir. Buna göre kasko dediğimiz araçlara yapılan sigorta türünün yaptırılmasında bir sakınca yoktur. Daha önceleri bir kısım alimler zorunlu sigorta dediğimiz sosyal sigortanın devlet kanunla zorunlu bıraktığı için caiz olacağını, bunun dışındaki sigortaların caiz olmayacağını, harama benzediği için, haksız kazanç sağlama sebebi olduğu için gibi sebeplerle, ama bunları derinlemesine tahlil ettiğimizde Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu konuda vardığı sonuç, kasko ve benzeri sigortaların yapılan işlem, sigorta edilen işlem İslamca yasaklanmamış olduğu sürece caiz olduğuna karar vermiştir. Kasko da bunların arasındadır. Peki, o halde yaptırılabilir. Daha iyi bir imkan inşallah. İnşallah. Söz konusu. Daha güzel bir, yani ortakların tamamının yatırım yaptıkları, sigorta ettirenlerin yatırdıkları aylıkların bir havuzda toplanmak suretiyle ortaklaşa sigorta şirketine sahip olunacağı ideal bir sistem oluncaya, ortaya çıkıncaya kadar kaskonun yaptırılması caizdir. Peki. Kıymetli hocam, İzmir'le birlikteliğimiz sürüyor. Hoş geldiniz İzmir'e. Selamlar, hayırlı akşamlar efendim. İyi akşamlar. Buyurunuz efendim. Ben doktora gittim. Doğum kontrol hapı içtiğim için çocuğumun özürlü olabileceğini söyledi. Şu an cenin halinde, aldırmak haklı gerekçe midir? Özürlü doğan çocuk ahirette beni bile bile neden dünyaya gelmeme vesile oldunuz der mi?
Soralım değerli hocamıza. Sıhhat diliyoruz. Hayırla inşallah evladınızı elinize almanız duasıyla. İyi akşamlar efendim. Evet, evet değerli hocam. Doğum kontrol hapı kullanmak hamilelik esnasında tabii ki tıbbi açıdan risk olduğunu biliyoruz, öğreniyoruz. Doktorların ifadesinden öğreniyoruz. Böyle bir hata yapıp kullanılmış, dolayısıyla doğacak çocuğun sakat, engelli doğma ihtimali var. Böyle bir ihtimalden dolayı doktorlar teklif eder ki çocuğu alalım. Böyle bir hakkımız yok. Müslüman olarak böyle bir hakkımız yok. Din böyle bir işleme cevaz vermez. Doğacak çocuk engelli olacak olsa bile, hastalıklı, sakat olacak olsa bile dünyaya gelme hakkı vardır. Evet. Dolayısıyla buna şu veya bu gerekçeyle annenin sağlığı ve hayati tehlikesi söz konusu olmadığı sürece buna ne herhangi bir doktor, ne de herhangi bir hoca, ne de herhangi bir aile yakını büyüğü izin verme yahut da yasaklama noktasında söz söyleme hakkına sahip değildir. Hamile kalan anne sağlığı söz konusu olmadığı sürece çocuğu dünyaya getirmekle yükümlüdür. Böyle çocuk dünyaya engelli olma ihtimalinden dolayı öldüreceğiz. Ya engelli olmayacaksa? Yani. Bu bir. İki, engelli olacak olsa bile öldürme yetkimiz yoktur. Gelelim ikinci şıkkına sorunun. Dünyaya engelli olarak gelirse bana acaba serzenişte bulunur mu? Niçin beni daha rahimdeyken öldürmedin diye. Evet. Bir kere hayata gelen insanların sakat da olsa bize nasıl bir telkinde bulunacağı bizi dini noktayı nazardan bağlayıcı olmaz. Yani ben sakatım, ben bu ağırlığı çekemiyorum. Dolayısıyla beni keşke doğmadan önce öldürseydiniz diyecek olsa bile annenin babanın bu işi gerçekleştirme yetkisi yoktur. Düşününüz ki ağır hastalıktan dolayı iyileşmez hastalıklara düştüğünü kesin olarak bilen bir insanın kendini kendi rızasıyla öldürttürmesi, yani ötenaziye bile din, ötenaziye bile din cevaz vermiyor. Kaldı ki kendisi yaşayabilecek, kendini idare edebilecek ya birilerinin yardımıyla yaşayacak, dünyayı görecek, güzellikleri görebilecek ve o derecede meyus, ümitsiz bir halde olmayan bir insan. Milyonlarca insan var hocam. Tabii bunun sizin için ne düşüneceğini tahmin ederek, varsayarak, efendim bunu keşke öldüreydik deme gibi bir şeyi aklından bile Müslüman anneler, babalar geçirmemelidirler. Peki efendim. O halde böyle bir durum fiili olarak öldürme işine mi giriyor? Yani az önce söylemiş olduğunuz şey. Tabii yani çocuk aldırmak meselesi, çocuğu aldırmak meselesi çok hafife alınabilen bir ifade. İçi istenildiği gibi anlamla doldurulan bir ifade. Yani hayatta olsa sonuçta, öldürebilecek miydiniz? Sonuçta rahimdeyken çocuğu öldürmektir. Peki efendim. Rahimdeyken öldürmektir. Bakınız bir hamile kadının çocuğunu düşürmesine sebep olan bir insan kasten ceza alıyor mu almıyor mu? Alıyor. Kurra demiştiniz. Tabii. Evet. Peki hukuken de bugünkü şeylerde şu anda da alıyor. Bugünkü cezalı dava edilmez mi o? Edilir. Peki bu çocuk sakat oldu diye annesinin onu kendisini öldürmeye ne hakkı var? Olacak diye. Allah yani muhafaza. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Anne karnında, hamilelik durumunda, cenin durumunda olan insan yavrusu da bizatihi hukuka, haklara sahiptir. İslam hukukunda ceninin de mirası takdir edilerek ayrılır. Sağ olarak doğarsa eline verilir. Sağ olarak doğmazsa diğer miraçlara o para dağıtılır. Yani peki, o da bir kişilik sahibidir. Peki efendim. Evet, devam ediyoruz. Adana ile birlikteliğimiz sürüyor. Mehmet Öztürk hattımızda. İyi akşamlar Sayın Öztürk. Adana'ya selamlar. İyi akşamlar. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Buyurunuz. Hocama iki sorum olacak. Buyurun Mehmet Bey. Birinci sorum, ben çocuğuma biraz borç para verdim. Kendine ev aldı. Yani evet, zekat düşecek kadar. Hani en az bir 100 gramın üzerinde. Altın, yani 100 gram altın üzerinde verdim. Bu bir sene sonra, iki sene sonra, yani eline ne zaman geçerse o zaman vereceğini söyledi de bu buna zekat düşer mi? Bu birinci sorum. Peki i̇kinci soralım. İkinci sorum da ben onu da söyleyeyim. İkinci sorum da ben daha önce evimde, camide, işte bazı yerlerde imamlık yapardım. Yani imam değilim ama imamlık yapardım. Çoluk çocuğumla bazen cemaatte namaz kılardım. Evde namazı, onların namazını kıldırırdım. Fakat ben prostattan ameliyat oldum. Şimdi idrarımı tutamıyorum. Akıntısı var. Namaz evet, vaktine girdiğimde abdestimi alarak namazımı kılıyorum.
Acaba bu mazeret halimle de imamlık yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Bir de bunu sormak istiyorum. Soralım. Çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sıhhat diliyoruz Sayın Öztürk. Adana'ya selamlar efendim. Borç verilen nisaba ulaşmış olan bir altının kaldığı süre içerisinde de geri alınacağı süreye kadar da zekatı verilmeli mi efendim? Tabii borçlardan geri alınacağı bilinen paraların, alacaklardan geri alınacağı bilinen paraların zekatları borçlu da dururken de ödenebilir. Ancak borçlu parayı geri verinceye kadar ertelenebilir. Alındıktan sonra geçmiş yılların zekatı tamamen verilebilir. Dolayısıyla bu gördüğümüz örnekte para İki sahibi yıl. Zekatını her yıl verirse kendi lehine uygun olur. Çünkü taksit taksit önceden ödemiş olur. Peki, yani 100 gram diyelim. 100 gramsa %2,5'unu her sene için versin. Veriyor. Sene dolduktan sonra tabii ki. Vermesi. Borcu tabii. Verdi, senesi doldu, zekatlarla birlikte. O şartlar geçerli. Hay efendim, peki. Arzu ederse de bekleyip sene sonra eline geçtiğinde geçmişe dönük de verebilir. Ödeyebilir, evet. Peki efendim. Arada diyor imamet yapıyoruz. Özür sahibi bir kişi, sahibi özür dediğimiz, buradaki özür belki değerli izleyicilerimizden dinleyenler de olacaktır. Hem tanımını da alalım değerli hocam. Evet. Dini olarak abdest noktasında abdestini bir şekilde mazuratında bir rahatsızlığından dolayı tutamayan kişinin özür sahibi olduğunda özür sahibi olmayana namaz kıldırabilir mi? Özür sahibi olan kimse kendisi gibi özürlülere namaz kıldırabilir. Nedir efendim özür sahibi? Özür şudur. Bir Müslüman abdest aldıktan sonra abdesti bozucu herhangi bir şey onun vücudunda meydana gelir ve bunu engellenemezse her namaz vaktinde en az bir sefer meydana gelir ve bu 3 gün arka arkaya devam ederse bu kişinin özürlü olduğu dinen kabul edilir ve bu insan abdest noktasında özel hükümlere tabi olur. Yani bu fıkhi bir ıstılah. Fıkhi bir ıstılah. Ve namaz için. Namaz abdestle alakalı abdest bir için. Meseledir. Peki efendim. Yani abdestini bedeni bir özürden bahsetmiyoruz. Bedeni yani. Özürden bahsetmiyoruz. İdrar, peki. Vücudundan kan gelmesi, sürekli burun aynen. Kanaması, idrar tutamama gibi sebeplerle aldığı abdesti tutamayan kimse özürlü sayılıyor özet olarak. Dolayısıyla bu kardeşimizin imameti kendisi gibi özürlü olanlar için geçerlidir. Ama özürsüz olanlar için imamlık yapamaz. Peki efendim. Yani özür olmayan bir kimseye evinde çocuklarına vesaire namaz kıldıramaz. Peki. Efendim devam ediyoruz. İstanbul'la birlikteliğimiz sürüyor. Recep Dirlik hattımızda. İstanbul'a selamlar Sayın Dirlik. Hoş geldiniz efendim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Rahmetullah. Hocam ben İmam Şafii'ye tabiyim de. Buyurun. Bir söylenti duydum. Söylenti şu hocam. Diyelim bir kimse Ramazan ayında bir gün oruç tuttu. Yani düzeltiyorum. Niyet etmedi. Oruca niyet etmedi. Evet. Eğer ki bir dahaki Ramazan'a kadar bu orucunu tutarsa kaza olarak tutar. Yok eğer önümüzdeki Ramazan'ı da atlatırsa bu sefer kefaret gerekir deniliyor. Birinci bir sorun bu hocam. Bir de bir adam evini terk etmiş. Yine İmam Şafii'ye göre şey yapalım hocam. Evini terk etmiş, 7 ya da 8 yıl kadar olmuş, evine dönmüyor. Bunun hükmü nedir hocam? Bir de hocam, kaza namazımız var, yani borcumuz var. Biz evet. İmam-ı Şafii'ye göre, yani bizim büyüklerimizin bize söylediğine göre, biz namaza başlarken amentü'yü okuyoruz, niyet ediyoruz, Fatiha ve Zamm-ı Sure olarak devam ediyoruz hocam. Acaba bunun şeyi nedir? Ve kaza namazını bir an önce bitirmek için, borcu bir an önce bitirmek için bunları terk etmek nasıl olur hocam? Onu öğrenmek istiyorum. Allah razı olsun. Neyi terk etmek efendim? Yani sünnetleri mi terk etmek? Amentü'yü okumadan, direkt niyet ederek namaza başlasak. Amentü'den başka sünneti mi terk etmekten bahsediyorsunuz? Evet efendim? Yani Zamm-ı Sure'yi. Şöyle değerli hocamıza soralım. Yani Zamm-ı Sure herhalde Amentü gibi şeyler çok fazla bu işin içinde değildir. Siz sünnetten yani örnek veriyorum Recep Bey. Hakkınızı herhalde karşılıklı olarak çözelim maksat. Diyelim bir sabah namazını, gerçi sabah namazının sünneti çok kuvvetli de varsayalım sabah namazındasınız. İlk sünneti yerine geçmiş bir kazanızı kılıyorsunuz. Doğru mu anlıyoruz efendim? Ben farz namazı hocam. Ben farzları... Farz namazı var. Bunu kılmadık. Borcumuz var. Ben kaza namazı kılmak istiyorum. Ve bir an önce kılmak için de hızlı bir şekilde Bitirmek için. Yani ömrümüz yeter yetmez.
Peki. Farzları yapsak, yani sünneti terk etsek nasıl olur hocam? Hay hay efendim, soralım kıymetli hocamıza. Estağfurullah, sıhhat diliyoruz. İstanbul'a selamlar, hayırlı akşamlar diliyoruz. Belki kastı okumalarda da mesela, hani diyelim Sübhaneke gibi şeyleri okumasak, sünnetlerden gelen evet, değil de kıraat yerini bulsun diye yani Fatiha ve Zamm-ı Sure gibi okusak herhalde yani, bu da olabilir değerli hocam. Onu da hakkınızı herhalde sorarak devam edelim. Hatta buradan başlayalım. Evet. Yani bir kişi kaza namazlarını kılarken daha belki seri olması bakımından sünnet olan bazı şeyleri, sünnetten daha doğrusu bize gelmiş olan uygulamaları, Sübhaneke gibi vesaire okumasa, direkt kıraat yerine bulacak şekilde Fatiha ve Zamm-ı Sure okuyup kılabilir. Bu tür ince hesapların içine girmek ibadet hayatında doğru değildir. Yani namazın bizzat farzını kılarken yerine getirilmesi gereken sünnetleri de vakitten kazanma sureti sebebiyle terk eder miyim sorusu güzel bir soru değil. Doğru bir soru değil. Yapacağımız şey şudur. İmam Şafii mezhebi içtihadına göre, İmam Şafii'nin içtihadına göre bir Müslümanın kaza namazı varsa o kardeşimiz, o insan nafile namaz kılamaz. Ne demek kaza namazı? Allah'ın emrettiği bir işi kasten yerine getirmemiş ve Allah'a karşı borçlanmış. Evet. Allah'a karşı borçtan daha büyük bir borç ödenmesi gereken bir işlem olmadığı için hiç vakti yok, hiçbir şeyle meşgul olmayacak. Hatta kılacağı nafileleri bile terk edecek. Kaza namazını bulduğu her fırsatta, her vakitte kaza namazı kılacak demektir. Şafii mezhebinin içtihadı budur. Dolayısıyla bu kaza namazının içi uygulanmaz, farzıyla alakalı değildir. Farz namazın. Neyle alakalıdır? Farzın önünde ve sonunda kılacağımız nafile namazlarla alakalıdır. İmam Şafii mezhebine göre kaza namazı olan insanlar önce farz namazlarını kaza ederler, kaza namazlarını kılarlar. Ondan sonra nafile kılmaya başlarlar. Peki. Genellikle bu Şafii mezhebine mensup kardeşlerimize bir tür gevşekliğe sebep oluyor. Sünnet namaz sanki kılınmasa da olurmuş gibi genellikle böyle farzı kılınıp geçenlerin olduğunu görüyoruz. Halbuki yapılması gereken şey bir an evvel bulduğumuz ilk fırsattan itibaren boş zamanımız adeta yok diyecek gibi kaza namazlarımızı bir an evvel kurtarmaya çalışmalı ki bir an evvel hem borcumuzdan kurtulalım hem de sünnetleri kılacağımız zamana bir an evvel varalım. Ebu Hanife içtihadına göre böyle bir şart yoktur. Hem namazla beraber revatip sünnetleri dediğimiz sünnetler kılınmalı, hem de ondan sonra kalan namazlarda kaza namazları kılınmalıdır. Evet. Evet, değerli hocam, devam ediyoruz. Tabii gelen sorular içerisinde şöyle bir soru vardı. Hani oruçla ilgili olarak yine Şafii mezhebinde. Evet. Niyet edilmeden Ramazan Şerif içerisinde bir güne niyet edilme ise onu bir sene içerisinde, yani o günü takip eden sene içerisinde tuttunuz tutamadınız, bir başka seneye bırakırsanız kefaret gerekir diye bir bilgi aldık diyor. Şafii doğru mu? Şafii mezhebinde kefaretin, benim şu andaki bilgim Şafii mezhebinde oruçtan kefaret gerekmesi için cinsel ilişki eşiyle beraber olma dışında kefareti gerektiren bir sebep yoktur. Bu Kur'an ilgili ayetlerin yorumlanmasıyla alakalı bir meseledir. Ebu Hanife o ayete orucu bozan, kasten bozma şeklindeki diğer uygulamaları da kıyaslamak suretiyle eşiyle beraber olmanın dışında kasten yeme içme ve bu anlama gelecek işlerin de kefarete sebep olduğunu söyler. İmam Şafii beraber eşiyle beraber olma dışında kasten oruç bozmanın çok büyük günah olduğunu söylemekle beraber bunun kefareti gerektiren bir durum olmadığını söylemiştir. Bunun dışında kefareti gerektiren bir durum Şafii mezhebine göre bilmiyorum ama nedir? Büyük günahtır. İmam Şafii'ye göre o yıl içerisinde kaza edilmesi gerekir. Edilmesi de daha büyük sorumluluk gelebilir diye biliyorum. Kefaret olduğunu bilmiyorum doğrusu. Peki efendim. Son olarak da şöyle bir sual sordu. Malum kayıp hükmünde bir beyefendi olabilir mi? Evini terk etmiş veya kendisinden haber alınamayan bir kişi 8 yıl civarlarında evine dönmez ise bu kayıp hükmünde olur mu? Eşinin durumu ne olur? Efendim bu İslam fıkıh tarihinde münakaşa konusu olmuş meselelerden birisidir ve çeşitli mezhepler kendi kayıp algılarına göre çeşitli zamanlar belirlemişlerdir. Hatta o nesilden kimsenin kalmayıncaya kadar beklenmesi gerektir diyen görüşler de olmuştur. Ama bu içinde bulunulan ortamın
örfüne, artık giden insanın gelmeyişinin ağırlık kazandığı şartlara göre değer kazanır. Buna genellikle artık mahkemeler karar veriyorlar. Dolayısıyla bugün şu kadar olsa, beklenirse evlenilebilir demek bizim açımızdan mümkün değil. Çünkü evlendiğiniz 10 sene beklediniz, eşiniz de çıktı geldi. Evet. Yani kesin bir hükümde bizim verme her an şu mezhebe yani göre 7 yıl falan. Evet, gibi söyleyen mezhepler var. Hatta yani 5 yani. Yıl, 5 yıl, 3 yıl, 1 yıl beklenirse evlenir diyen Maliki Hanbeli mezheplerinde var. Ama en ağır işi tutan burada Hanefi ve Şafii mezhepleridir. Hanefi mezhebinden bir görüşe göre ifade ettiğim gibi o neslin tamamının gitmesi lazım ki, gidinceye kadar beklemesi lazım ki kaybolan kişinin de öldüğüne o vasıtayla hükmedilmiş olsun. Dolayısıyla bu geride kalan kimse kadın evlenebilsin. Ancak bu zamanımızda buna şöyle bir çözüm bulunabilir. Gerçekten bütün giden şahsın, kayıp şahsın öldüğü istikametinde, kaybolduğu istikamettinde herkeste genel duruma göre bir kanaat hasıl olur ve bu konuda bir, eğer mahkeme kararı almak mümkün değilse, bir örfün belirlediği bir hakem heyeti artık bu şahsın öldüğüne karar verir resmi nikahları yoksa bu insanların, ki bu yüzden resmi nikah mutlaka bulunması gerektiğini söylüyoruz. Bu insanlar bunun öldüğüne karar verirler ve ondan sonra ayrılan şahıs başka birisiyle bir kadın evlenebilir. Bu karardan sonra erkek bir şekilde çıkıp gelse bile onun gelmiş olması yeni evliliğine bir etki yapmaz. Peki. Üç sorusu vardı izleyicimizin. Üçü evet. de cevap bulmuş oldu. Şafii mezhebiyle ilgili genelde evet. İmam Şafii rahmetullahi aleyhin Amin. İçtihatlarıydı. Efendim, Balıkesir'den bir izleyicimiz hattımızda. Hoş geldiniz Balıkesir'e. Selamlar, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Buyurunuz beyefendi. Şimdi benim hocama bir sorum vardı. Buyurun efendim. Ben 2002 yılında hacca gittim. Şeyden dönüşte, Arafat'tan dönüşte say yaptığımız zaman evet. 5. sayda abdest kaçtı ve bir daha da kimseyi bulamadım ki oradan bir daha abdest tazeleyebileyim. 5. şartta, peki efendim. Ondan sonra diğer tabii Sefa Merve'ye de çıktık ondan sonra. Onlara hepsi abdestsiz oldu ondan sonrası. Ama bunun nedir kefareti bilmiyorum. Ben ama ikinci sefer gene gideceğimi bildiğim için hiç şey kendime dert etmedim. İkinci sefer 2 sene sonra gittim bir daha tamamen o zaman hacı oldum gene. Elhamdülillah. Bu ama şey peki yani tavaf esnasında mıydı yoksa say yaparken mi efendim abdestiniz? Say yaparken. Say yap. Hay hay, soralım kıymetli hocamıza. Ya bir dakika, tavaf yani şeyden şöyle. Ziyaret tavafına geldiniz. Nereden geldik? Tavaf eder. Tavaf 5. tavaf esnasında. Hay hay efendim. Şavt'ta yani. Peki. Ya evet. Soralım. Peki değerli hocamıza soralım efendim. Allah razı olsun. Estağfurullah. Peki bunu yani tamamladınız değil mi? O hac dönemi bitene kadar gelip bir daha bir tavaf yaptınız mı veya tavafa devam ettiniz? Tabii saylarımı yaptım. Ha, peki. Soralım kıymetli hocamıza. Ara verilip tabii. tekrar gelinse de bu söz konusu mudur? Balıkesir'e selamlar. Allah kabul etsin. Allah hacımızı dua bekleriz efendim. Hayırlı akşamlar. Allah bir kere razı olsun. Sizlerden efendim. Mesele evet, şu. Bir Müslüman, Hanefi mezhebine göre açıklamaya çalışıyorum. Bir Müslüman farz olan tavafı veya herhangi bir tavafı yaparken abdestsiz bulunursa, abdesti bozulursa evet. bakacak kaç tavaf yapmış? 7 tavafın yarıdan çoğunu yapmış mı yapmamış mı? Yani 4. tavafı, şavtı, 4. şavtı tamamladıktan sonra mı abdesti bozulmuş? Yoksa tamamlamadan önce mi abdesti bozulmuş? Mesela 3. şavtta abdesti bozulmuş olsa o şeyin abdestin için o şey için kurban kesmesi icap eder. Dem gerekir. Evet. Peki. Çünkü Hanefi mezhebine göre tavafın abdestli yapılması, cünüp iken demiyorum, aynen. abdestli normal iken abdest. Yapılması vaciptir. Dolayısıyla bunun terk edilmesi halinde dem yani küçük baş bir hayvanı kurban etmek gerekir. Peki, ama 5. şafta. Diyelim ki abdestli yapıyordu da
dördüncü şaftını tamamladı. Dördüncü şaftını tamamladıktan sonra beşinci şafta abdesti bozuldu. Gidip bir yerde bir şekilde abdest alıp yeniden beşinci şaftı başlayarak devam edip yediye tamamlasa hiçbir sakınca olmayacaktı. Peki. Ama o fırsatı da bulamadı. Kalabalıkta çıktı çıkamadı. Hatta ne yapacağını bilemedi. Bilgisi olmadığı için devam etti. Bir namazını kıldı, sahaya geçti. Namazını kıldı, sahaya geçti. Ama abdestsiz de namazı da kılamazdı. Tekrar abdest yani almış abdest olabilir ama dönmemiş şimdi yani. Bu durumda abdestsiz yapılan her şavt için bir sadakayı fıtır vermek gerekir. Peki. Oranın fakirlerine vermek gerekir. İmam Şafii mezhebine ve diğer mezheplere göre tavaf tıpkı namaz gibi abdestli, gusüllü ve elbisesinin herhangi bir tarafında necaset olmaksızın yapılması rükündür. Yani geçerlilik şartıdır. Başka harici şeylerle telafisi mümkün olmayan bir eksikliktir. Tıpkı namazı abdestsiz kılmak gibi. Dolayısıyla bu tavafın yeniden yerine getirilmesi gerekir. Soruyu soran kardeşimizin sorusundan bir şey korusuna karşı açıklamayı yapayım. Diyor ki ben emindim nasıl bir sefer daha hacca geleceğim. Haccı telafi ederim diye. Evet. Öyle telafi olmaz. Herhangi bir hac için yapılan eksiklik yerine getirilmedikçe o eksiklik telafi edilmez. Yapılan başka bir hac onu telafi etmez. Ancak o telafi edilmesi gereken tavaf niyetiyle tavaf yaparsanız telafi etmiş olur. Peki. O halde ikinci hac mutlaka olmuştur inşallah ama bu buradan kalan... Burada bir sakınca yok. Üç tane sadakayı fıtır mı vermesin? Üç tane sadakayı fıtır oraya gönderip verdirecek. Peki. Oranın fakirlerine. Peki efendim. Oranın şartlarına göre. 10'ar riyal, 10'ar riyal veya 15'er riyal. Gönlünden nasıl koparsa. Evet, 15'er riyal bir fakiri bir gün sabah akşam doyurur. Peki efendim. Evet, bu o zaman beyefendi amcamız... İnşallah. Hacca giden herhangi bir kimseye veya umreye giden herhangi bir kimseye inşallah nasip olursa i̇nşallah. Verecek, gönderecek. Evet. Peki, niyet olarak da hocam bir niyet etmesi gerekir i̇çinden, mi? Ne yani haccın şu menasikini yerine getiremedi. İçinden ne amaçla gönderdiğini bilmesi yeterli. Peki efendim. Allah kabul etsin, herkese amin. Nasip etsin. Gidenlere de bir kez daha gitmeyi nasip etsin. Konya'ya selamlar, hoş geldiniz, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar hocam. Buyurunuz. Ramazan ayın doğrusuyken morgun vurup diz çektir dedim. Orucum nasıl olsa bozuldu diyerek orucu yedim. Bu durumda kazamı kefaret mi gerekir diye. Evet. Diş mi çektirdiniz efendim? Diş çektir dedim. Ramazan ayında mı? Evet. Peki yani soru ne? Kanama mı oldu? Bozdunuz mu orucunuzu? Hayır. Orucu nasıl olsa morgun vuruldu diyerek yedim o gün. Ha, peki. Nasılsa oruç bozuldu diyerek yediniz. Peki soralım değerli hocamıza. Başka bir soru var mı? Yok. Peki efendim sıhhat diliyoruz. Konya'ya selamlar, hayırlı akşamlar. Evet. Burada kaynaklarda yer alan bilgi, orucun bozulmadığı herhangi bir sebepten dolayı kaza gerekmediğini bile bile yemeye devam ederse kefaret gerekir. Kasten bozmuş gibi olur. Bu kardeşimiz bu durumda orucun bozulduğunu yani diş çektirmenin yani orucu... iğne vurulduğu için diyor. İğne mi vurulmuştu? Ya muhtemeldir ki uyuşturucu için belki vuruyorlar ya hocam. Belki orucum bozuldu diye. Yani oruca da hiç niyetlenmemiştik böyle öyle anlaşılıyor. Muhtemeldir ki niyetli de olabilir. Niyetlenmemişse bir sıkıntı yok zaten. Ama niyetlenmişse o zaman... iğne vurulduk da zaten bozuldu deyip yemiş. Evet bozuldu. Orada şöyle bir bilgi var. Eğer iğne vurulduğu zaman orucun bozulmadığını biliyor, buna rağmen yiyorsa kefaret gerekir deniyor. Ama bilmiyorsa kefaret gerekmez diye bir bilgi var. Kim bilmiyor herhalde. Peki o halde bir güne gün kaza mı tavsiyeniz değerli hocam? Peki Allah şifa versin izleyicimize. Devam ediyoruz. Mail üzerinden Murat Bey, hocama selamlar. Hocam afakiler için ve Cidde mikat mahalli olarak kabul edilerek buradan ihrama girilerek umre yapılabilir mi? Demiş. Burayı önce soralım. Afakiler kimlerdir efendim? Afakiler, veya nasıl bir kavram? Nerede kullanılır? Afakiler, haccın Kabe'nin bulunduğu coğrafya üzerinde 3 tane sınır var. Bir, Kabe'nin hemen etrafında harem bölgesi. Ondan sonra onun etrafında bir hil bölgesi var. İkinci bir daire. Onun etrafında bütün dünyayı içeren geniş daire hil bölgesidir. Hil bölgesi, hareme hacca giderken ihramsız, geçilemeyen sınırlar var. Mikat bölgeleri denir. Onun dışında kalan yani Kabe'ye göre dışında kalan yerler
afak bölgesi olur. Buraya dışarıdan gelenler harem bölgesinin dışında hil bölgesi dediğimiz ikinci dairenin içerisine ihramsız girmeleri caiz değildir, cezayı gerektirir. Şimdi Suudi Arabistan'ın limanlarından birisi olan Cidde Limanı ihtilaflı bir bölgedir. Acaba hil bölgesinin içinde mi, yani Kabe tarafında mıdır, yoksa bizim memleketimizin tarafında mıdır? Evet. Bizim memleketimiz tarafında, yani afak tarafındaysa oradan ihrama girilebilir. Ondan sonra da Kabe'ye gidilebilir. Eğer içerideyse sınırı ihramsız geçmiş olacağından orada tavaf ihramsız oraya girilemez demektir. Bizim kabul ettiğimize göre Suudi Arabistan'ın o bölgenin sorumluluğunu kabul çizmiş evet. olduğu haritaya göre ve onların Mikat kabulüne mahalle. Göre de Cidde Mikat mahallenin içerisindedir. Yani oraya ihramsız girmemek lazım. Mekke'ye gitmek üzere çıkmış olan kimseler. Diyelim ki Mekke'ye değil de Medine'ye başka bir amaçla doğrudan Medine'yi hedef alarak giden kimseler oradan ihramsız geçebilirler uçakla. Medine'ye varırlar, orada ihrama girebilirler. Bu ayrı bir şeydir. Peki hocam, aynı şeyi mesela daha önce de hatırlarsanız sormuşlardı. Tam yeri gelmişken sormak istiyorum. Biz Türkiye'den örneğin Cidde'ye gittiğimizde ihramla gittik ama ihramsız olarak gittik. Çünkü hedefimiz Medine'ydi. Orada inip otobüslerle Medine'ye geçtik ihramsız olarak dediler. Tamam. Doğru mudur? Tamam, doğrudur. Peki. İhrama... Hedef mi önemli yani? Hedef, Mekke evet. Veya evet. Şafii mezhebine göre ticari amaçla hacla ilgili değil de ticari amaçla giderseniz, nereye giderseniz gidin, ihramsız girebilirsiniz. Peki efendim. Evet. Şu soruyu da hocam cevaplarsanız araya gideceğiz. Ayrıca diyor hocam, yatsı vaktinin vakti ne zaman sona erer demiş. Yatsı vaktinin sona ermesi için gecenin sonunda tan yerinin ağarması gerekir. İmsak. Yani imsak vaktinin girmesi lazım. Bu da doğudaki ufkun aydınlanmaya başlamasıyla gerçekleşir. Peki efendim. Kısa bir aramız var. Sonrasında Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi doçent doktor Sayın Halil Altuntaş hocamızla sohbetimize devam edeceğiz. Sevgili izleyenlerimiz, birlikteliğimize devam ediyoruz. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi doçent doktor Halil Altuntaş hocamızla sohbetimizin ikinci bölümündeyiz. Siz kıymetli izleyicilerimizin de katılımıyla programımız sürmeye devam ediyor. Efendim, bir soru daha var. İzleyicimiz hocamıza selam ediyoruz demiş. Bertan Mersin, geçmişimde müzisyenlik yaptım hocam diyor. Ancak sonradan anladım ki bazı söylemiş olduğumuz şarkılarda tabii söz olarak, içerik olarak İsyan ve benzeri şeyler söz konusu oldu. Acaba kalben olsa da imanıma bir zarar vermiş midir demişiz. Önce şunu ifade etmekte fayda var. Tabii bu tür şeyler insanın başından geçmiş olması hoş şeyler değil. Ama ortada hafifletici olduğunu söyleyebileceğimiz bazı durumlar var. Evvela bir kere bu insanın ne dediğini, ne söylediğini bilmemesi, yani söylediği sözlerin farkında olmaması. Bu önemli bir şeydi. Daha da önemlisi, sonradan bu işin farkına varıp pişman olup tövbe etmiş olması önemlidir. Zaten insanın önemli olan şimdiki durumudur. Tövbe ettikten sonra Allah inşallah imanına o zaman için bir zarar gelmemiştir. Bu tövbe hadisesiyle zaten iman inşallah tazelenir ve daha da kuvvet kazanır. Önemli olan bundan sonraki davranışlarımızın Kur'an ve sünnete uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak ve o niyeti taşımaktır. İnşallah efendim. Adana ile birlikteliğimiz sürüyor. Hoş geldiniz Adana'ya, selamlar, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar hocam. Buyurunuz beyefendi. Benim bir sorum vardı. Ben 8 yıllık yerliyim, evliydim. Eşim bana dedi ki, ne beni aldatıyorsun dedi, olmayan bir şeyi. Evet. Ben hayır, böyle bir şey yok dedim. Yıllarca ben 3-4 yıl idare ettim. Daha sonra ayrılmaya karar verdik, anlaşmalı ayrılmaya karar verdik. Mahkemeye vardı, benden nafaka tazminat istedi, ben kabul etmedim. Daha sonra yalancı şahitlik getirdi. Yalancı şahitler sundu. Bu yalancı şahitlerde olmayan şeyleri var dediler. Eşimin ve yalancı şahitlerin öbür dünyadaki durumu ne olur? Evet.
Soralım değerli hocamıza. Uygunsuz bir şey isnat etmiş oldular. Doğru anladık değil mi efendim? Evet. Peki. Olmayan bir şeyi. Peki efendim. Sen beni başka bir kadın var. Hay efendim. Dedi, ben peki. De... Soralım değerli hocamıza. Başka bir soru var mı efendim? Hayır. Peki. Hayır diliyoruz. Adana'ya selamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Evet. Evet muhterem hocam. Hadisemiz Kur'an-ı Kerim'in ciddiyetle ele alıp failine büyük tehditlerde bulunduğu meselelerden bir tanesidir. Irza, namusa, iftira meselesidir bu. İsterse erkekten bir Müslüman hanıma, bir kadına yahut da kadın tarafından bir erkeğe yöneltilmiş olsun, iftira ve namusa iftira meselesi çok ağır günahlardan bir tanesidir. Kur'an'ın ifadesiyle anlatmaya çalışacak olursak, Nur suresinin 4. ayetinde açıkça ifade edildiği gibi, günahsız hanımlara, hanımların iffetine iftirada bulunup, bu söylediklerini 4 şahitle ispat edemeyen kimselere 80 değnek vurun buyuruyor Allah Teala Hazreti. 80 kırbaç, 80 celde. Evet. Kur'an'ın ifadesiyle. Sonra bu da yetmez, onların şehadetini kabul etmeyiniz. Yani mahkemedeki şahitleri, kadı önünde, hakim önündeki şahitlikleri kabul edilmez. Çünkü bunlar kişiliklerini, toplum nezdindeki geçerliliklerini, itibarlarını tamamen kaybetmişlerdir. Bundan sonra, ayet-i kerimenin bundan sonra, اِلَّلَّذِنَ تَابُوا وَاَصْلَحُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ diye gelen kısmı var. Ancak tevbe edip hallerini düzeltenler olursa Allah onları bağışlayıcıdır diye devamı var ayet-i kerimenin. Bu ayet-i kerimenin ayetin neresiyle acaba şahitliklerinin kabul edilmesiyle mi alakalı yoksa iftira suçundan kaynaklanan durumlarının düzeltilmesiyle mi alakalı? Yani iftira ettikten sonra 80 değnek yemekten kurtulmak için tevbe etmek yeterli mi? Yahut da iftira suçunda bulunduktan sonra hakimlerin önünde şahitliğinin kabul edilmesini önüne geçmek için bir tövbe etmiş olması geçerlidir. Her halükarda durum ne olursa olsun burada çok ağır bir suç vardır. Yapılmayan bir suçtan dolayı insanların namusuna iftirada bulunmak, Allah muhafaza buyursun, büyük bir suç ve tövbe etmeye gerektirir. Helallik almaya gerektirir. Peki kıymetli hocam, yani mesela hani ayette zina isnadı genelde kadın üzerinden kurulmuş, evet. Ama tam tersi mesela diyelim burada. Konu. Yani beyefendiye aynı şekilde zina isnadı veya başkan, ahlaksızlık. Baştan sözüme girerken dedim ki isterse erkek tarafından kadına yöneltilmiş olsun, kadından erkeğe yöneltilmiş olsun durum değişmez. Genellikle ayet-i kerimenin kadınlar üzerinden kurgulanmış olmasının sebebi genellikle kadınların bu tür iftiralara maruz uğramasındandır. Maruz. Peki efendim. Hak olarak o zaman büyük bir hakkı geçmiş oluyor beyefendiye. Tabii tövbe edilmesi ve helallik alınması gerekiyor. Peki efendim. Evet, Allah muhafaza buyursun. Amin. Konya'ya dönüyoruz. Ertan Sınık hattımıza hoş geldiniz. Konya'ya selamlar efendim. Hocam hayırlı akşamlar, kolay gelsin. İyi yayınlar. Sağ olun Ertan Bey. Hocam benim yetiştiğim 3 tane sorum olacak. Birinci sorum, geçen hafta da ben programınızı sürekli dinliyorum. Ehli kitabın kestiği et yenilir diyorsunuz. Evet. Amenna. Ben yurt dışında da yaşadığım için bazı hususları öğrenmek istiyorum. Mesela bunların kestiği hınzır ve diğer hayvanlar aynı yerde kesiliyor. Bunun hükmü ne olur? Yani biz bunu tam kesin olarak bilmiyoruz. Soralım değerli hocamıza. Birinci soru. Hay hay. İkinci sorum da hocam, geçen yıl ben Konya'da Ramazan orucumu tutarken kustum, hastaneye kaldırıldım. Orada bana serum takıldı. Ben su içtim sonrasında. Buna ne gerekiyor kefaret olarak? Soralım. Ne yapmam gerekiyor? Soralım efendim değerli hocamıza. Başka bir sual var mı efendim ekleyeceğiniz? Bunu da başka zaman soralım Nasip. Hay hay. Ne zaman dilerseniz bekleriz efendim. Estağfurullah. Sağ olun. Sıhhat diliyoruz. Sağ olun. Evet, bu arada ehli kitapla ilgili yani kestiklerini yiyorlar diyor değerli hocamız. Ayet diyor. Buradan devam edelim değerli hocamız. Tabii evet. İzleyicimiz yurt dışında olduğum için genelde aynı mekanda hınzırla aynı mekanda kesiliyor diyor. Buradan hareketle yenilebilir mi yine de? O teknik bir ayrıntıdır. Bizim buradan verdiğimiz cevapla doğrudan bağlantılı değildir. Ehli kitabın kestiği yenilir cümlesinin içerisinde bazı şartlar gizlidir. O şartların birincisi
ehli kitap diye tabir ettiğimiz insanların gerçekten ehli kitap olması. Yani Hazreti ya Hristiyanlık dinine kendi inançları sisteminde inanıyor olmasıdır. Adının George vesaire olup da ateist olması halinde bu insan ehli kitap toplumu içerisinde yaşasa bile inanç olarak ehli kitaptan sayılmadığı için onun kestiği bilinen bir hayvan yenmez. Dolayısıyla gerçekten ehli kitap olması gerekir. İki, kesim şartlarına da uyması gerekir. Mesela ehli kitaptan olan insanlar Hristiyanım dediği halde mezbahalarda hayvanların kafasına vurarak öldürüyorlar. Tokmak vurarak öldürüyorlar, şiş batırarak öldürüyorlar. Bu hayvanı kim keserse kessin yenmez. Üç, Müslümanım diyen de kesse yenmez. Müslüman diyen de kesse yenmez. Çünkü kesim şartlarına uyulmamıştır. Hayvan zebih dediğimiz hadise gerçekleşmemiştir. Kesin. Bunun da dışında domuzların yani eti yenmeyen, Müslümanlarca yenmeyen, haram olan hayvanların kesildiği yerde diğer hayvanların da kesilmesi meselesi o teknik meseledir. Etlerin karışmayacağı, aynı bıçağın kullanılmayacağı vesaire gibi şeyler temin edildikten sonra yenilebilir demektir bu. Bu tür kargaşa varsa mümkünse o etten ehli kitap da kesse yememek lazım. Müslümanlar, Yahudiler nasıl kendi şartlarını oluşturuyorlar? Sıkıntılar var tabii, sıkıntı var. Ama Müslüman bu cehdin, bu gayretin içerisinde usulü kanuni yollardan toplumun içinde yaşadıkları sistemin nizamını bozmadan, onlar içerisinde tırnak içerisinde parazit yapmadan uyumlu yaşamak ama kendi inancının gereklerini de yerine getirmek kaydıyla topluma entegre olmaya çalışmak suretiyle kendi dini hayatını da düzenlemeye çalışmalıdırlar. Bu tür şeyler tabii sancılı olur, riskleri vardır, sıkıntıları olacaktır ama hiçbir kolaylık rahatlıkla edilemez. Dolayısıyla bu Müslümanlar olabildiğince kendi kesildiğini, kim tarafından kesildiğini bildikleri, özellikle Müslümanların kestikleri etleri yemeyi tercih etmelidirler. Genel fıkıh kuralı olarak ehli kitabın kestiği hayvan yenilir mi? Yenilir. Peki yenir mi? Yenir. Ama öbür tarafta Müslümanın kestiğini bildiğiniz bir hayvan varsa tabii ki onu tercih edeceksiniz. Tercih etmek, peki. Yoksa tabii. Ehli kitabın kestiği tabii. Size helal diyor değil tabii. Mi efendim? Oruçla ilgili olarak değerli hocam, bir istifra gerçekleşmiş ve hastaneye gitmiş, serum takılmış ve daha sonrasında bu serumun üstüne de doğal olarak normal yemesine devam etmiş. Burada herhangi bir kefaret gerekli mi efendim? Gerekmez. Zaten serum başlı başına bir besleyici değil mi efendim? Ondan yani, önce kusma da mı aynı şeyi gerektirir hocam? Ben o kusma için söyledim. Ondan bir şey gerekmez. Orucu bozulmaz. Ancak serum takıldığı için besleyici gıda olduğundan dolayı kazası gerekir. Peki. Orucun kazası bir gerekir. Bir gün. Kefaret gerekmez. Peki efendim. Evet. Değerli hocam malum yani 3 aylar artık yakınız. Mübarek kutlu doğum haftasını da yavaş evet. Yavaş karşılıyoruz. Yani dedem Akif'in ifadesiyle merhum Allah rahmet eylesin. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkar geldi evet. Diyor ya. Medyun ona cemiyeti. Hepimiz şüphesiz medyunuz. Salatü selam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine olsun. Amin. Burada hareketle tabii ki 3 aylar akabinde inşallah nasip olur. Ömür yeterse i̇nşallah. Bir Ramazan-ı Şerif'i daha yaşayacağız. Artık yakınız yavaş yavaş şöyle bilgilerimizi tazelemiş de oluyoruz. Çorum'dan izleyicimiz hazır. Osman Gümüş, hoş geldiniz. Çorum'a selamlar efendim. Çorum'daki izleyicimiz. Evet. Hoş geldiniz Osman Bey. Buyurunuz. Buldum efendim. Buyurun değerli hocam sorunuzu dinliyorum. Hocama şimdi benim özürlüyüm ben. Cuma'ya gitmek için şimdi benim oturduğum daire. Evet. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şimdi benim dairem oturduğum yer camiye yakın. Evet. Şimdi camide hocanın her hareketi yani ne gibi hareketi arkasından nasıl durduysam evime de aynı şekilde geliyor oturduğum yere. Ben cuma namazını evde imama uyup da kıza kılabilir miyim? Peki. Evden... Efendim işte arada bir sade bir yol var. Başka bir sorun yok. Şimdi hocam bunu aydınlatsa işte onu bekliyorum. Hay hay soralım. Peki bir şey soralım Osman Bey. Bu durumunuza rağmen sizi oraya götürecek cuma günü en azından avlusuna, caminin avlusuna kadar, o yolun hemen yanı başına kadar, kapısına kadar götürebilecek evet. Kimse yok mu efendim? Şimdi götüren var. Götüren var da biraz daha bazı olmayabilir yani. Peki, olmadığı sonra. Zaman ne yaparım ben? Hay hay efendim. Bir de şimdi ilkindiyle öğlen vakti aynı hocanın arkasında yani nasıl duruyorsam
Evde de aynı şekilde ben bunun hocanın bütün hareketlerini, mazinin hocanın olduğu gibi geliyor. Şimdi mikrofon var ya, olduğu gibi geliyor. Hiçbir eksik olmuyor. Peki, aletli olmuyor. Yani ben bununla uyabilir miyim? Peki efendim, soralım değerli hocamıza. Çorum'a selamlar, sıhhat diliyoruz Sayın Gümüş. Hayırlı akşamlar efendim. Evet, soru açık değerli hocam. Evet. Özrüne binaen evinden en azından bir yol var diyor. Uyabilir miyim? Hareketleri tabii görmüyordur muhtemelen de ses olarak geliyor diyor. Bu mesele cuma namazıyla kayıtlı olmamak üzere anlatalım. Yani cemaatle namaz kıldıran bir imama uymanın geçerli olmasının şartları nelerdir? Bunlardan birincisi, imamın bulunduğu yerle cemaatin bulunduğu yer hakikaten ya da hükmen tek parça olmalı. Tek alan olmalı, bitişik olmalıdır. İmamla cemaat fiilen ayrı binalarda olursalar yahut imam içeride, cemaat dışarıda ve aralarından da umumi bir yol geçiyorsa bu imamla cemaatin aynı mekanda bulunmadığı anlamına gelir ve ikinci grupta evde ve yoldan sonraki kısımda bulunarak imama uymanın sahih olmadığını söylemeliyiz. Dolayısıyla bu kardeşimizin anlattığı meselede eviyle caminin arasında hem yol engeli var hem de fiilen içinde bulunduğu ev camiden apayrı bir mekandır. Doğru. Aralarına doğrudan bir hol gibi, koridor gibi bir bağlantı olsa hükmen camiden sayacağız ve olur diyeceğiz. Şu anlatılan şartlar altında oradan bu kardeşimizin evinden camide namaz kıldıran imama iktida etmesi yani uyması caiz değil, mümkün değil. Peki. Her ne kadar durumu buna elverişli olmasa da uygun değildir. Olsa da olmasa da uygun değildir. Yani o zaman cuma günü ne yapmalı? Mesela en zaruri olarak bir şekilde en azından aşağıya inip o yolun karşı tarafına geçmeli. Çünkü yani, yol hükmen iki bölgeyi ayırdığına karar veriyor fakihler. Yani doğru avluya bir şekilde burada yetişmeli. Tabii o avluya. Diyelim ki avluya geldi hocam. Cemaat bir şekilde diyelim kapının içinde ve olabiliyor. Şu anda yeni Diyanet İşleri Başkanlığı'nın engelli kardeşlerimiz için engelsiz cami diye projeleri vesaireleri olmakla birlikte mimariyeleri değişiyor ama yavaş yavaş. Şu an diyelim ki böyle bir cami de yok. Bir şekilde içeri girebilecekleri bir durum yok. Kapıda en azından durdu. Diyelim caminin avlusuna yani geldi. Yani arada caminin durdu. Avlusunda son cemaat mahalline geldi. Zorunlu olduğundan dolayı bir sakınca olmaz, namazı kılabilir. Peki. Yeter ki namaz kıldığı yerle imamın namaz kıldığı yer hükmen aynı mahfet düzlem sayılsın. Peki efendim. Yol onları hükmen yol ayırmamalı. Peki. Bir bina ayırmamalı. Peki. Evet. Sıhhat diliyoruz izleyicimize. Bu zaman zaman aslında gelen sorulardan bir tanesi değerli hocam. Şüphesiz rahatsızlıklarından dolayı Allah şifa versin. Bir başka soruyla devam edelim. Şöyle devam edelim. Buyurun. Bu kardeşimizin efendim. Bir sorusunun devamını anlatalım. Lütfen. Diyelim ki namaz kılmadığını söyledik, olmayacağını söyledik. İmama oradan uyumayacak. Ne yapacak? Kendisini götürecek kimse de yok. Evde yalnız. Komşularından biri de yardım ediyor. Cami orada imam namaz kılıyor gözüne baka baka. Bu da ona uyamayacak. Evet uymaz. Öğle namazını kılar. Evet Allah razı olsun hocam. Amin. Çözüm de var yani. Çözüm de var. Bir sorun yok. Aynı şekilde öğle namazını kıldığında da o günün cuma namazını kılmış gibi. Oldu. Tabii. Peki. Efendim devam ediyoruz. Hüseyin Çelik hocama selam ediyorum, sıhhat diliyorum diyor. Bir şekilde içkili olan bir yemek davetine arkadaşlar arasında böyle bir durum var diyor. Katılmak caiz olur mu hocam? Tek kelimeyle caiz olmaz. Peki. Evet devam ediyoruz kıymetli hocam. Bir başka soru şu. Hocama selamlar. Çevremizde birkaç kişi anne veya babasından emekli maaşı alabilmek için resmi olarak boşandılar. Bu kişilerin dini nikahlarının durumu nedir? Bir, ikincisi boşanmış sayılırlar mı? Böyle bir durumda da kul hakkı duar mı hocam? Resmi olarak boşanmayla zaten nikah gider. Nikahın dinisi gayri dinisi olmaz. Mahkemeye başvurup boşanmak suretiyle dinen de birbirinden ayrılmış olurlar ve aralarındaki bir nikah bağı gitmiş olur. Bunları yeniden bir araya gelmeleri için, gelebilmeleri için yeni bir nikah kıymaları gerekir. Bir, iki, böyle bir hileli yolu gerçekleştirmek üzere dinin emrettiği bir iş üzerinden yanlışlık yapmak da dine karşı bir saygısızlık. Dini bir önemi de olan, aile hayatının temeli olan nikahla
oynamak, onu hafife almak anlamına geleceğinden ayrı bir sorumluluğu da gerektirir. Dünyalıklar için bu tür şeylerle uğraşmamak, bunları tevessül etmemek gerekiyor. Devleti aldatma noktasında. Devleti aldatma bir, dinin şiarlarıyla, nikah dinin şiarından, alametlerinden birisidir. Onunla oynamak anlamına geleceğinden tehlikelidir. Peki. Yapmamak gerekiyor. Bir meta için yani. Peki efendim. Sivas'la birlikteliğimiz sürüyor. Savaş Ateş hattımızda hoş geldiniz. Sivas'a selamlar efendim. Aleyküm selam efendim, iyi akşamlar. Sağ olun. Buyurunuz Sayın Ateş. Benim iki tane sorum olacak. Buyurun efendim. Birinci sorum geçmiş dönemlere ait, yani geçmiş yıllarda borcumuz olan namazlar varken teheccüd namazı kılabiliyor muyuz gece? Soralım değerli hocamıza. Başka bir soru var. Bir sorum da. Buyurun. Geçmiş yıllara ait yine oruç borçlarımız için her yıl için kefaret tutmamız gerekiyor mu? Mesela çok fazla mı efendim? Yani veya bir iki Ramazan-ı Şerif gibi mi? Biraz daha fazla yani. Peki soralım kıymetli hocamıza. Sıhhat diliyoruz. Ekleyeceğiniz bir şey var mı Savaş Bey? Teşekkür ederim. Sivas'a selamlar efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Namaz borcu olan bir kimse teheccüd namazını gecelerini diri tutabilir mi efendim? Hanefi mezhebine göre kaza namazı borcu olan insanlar Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın uyguladığı nafile namazları kılabilir. Kaza namazı borcu olmasına rağmen. Biraz önce bahsettiğimiz gibi İmam Şafii içtihadına göre böyle bir şey olmaz. Kaza borcu olan insan önce kaza borçlarını ödeyecek, ondan sonra nafile namaz kılacak. Her türlüsünden nafile namazları kılmaz, onların yerine kaza namazı kılar. Teheccüd namazı da Hanefi mezhebine göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı, önemli kıldığı kendisi namazlardan birisi olduğu için tabii biz de onu sünnet olarak yerine getiriyoruz. Bu namazı kılmamız, kaza namazımızın olması bu namazı kılmamızı engel olmaz. Bu arada kendisi için emir dedik ama belki bizi dinleyenlerden bizim için de emir diyenler olabilir. Çünkü böyle anlayanlar da var değil evet, mi efendim? Evet yani o konu problem ama peki. Ama biz onu sünnet olarak hayır, kılıyoruz. Hayır. Yerine getirmesi... Ama geceyi diri tutmak noktasında tabii, ve hayatın herhalde tabii, en önemli noktalarından tabii. Biri. Peki kılabilir arz ederse. Yani bismillah fetehecced bihi nafiletellek. Sana fazladan bir görev olarak teheccüd namazı kıl buyuruyor Allah Teala Hazretleri. Dolayısıyla bu ayetin hükmünce biz dışarıda kalıyoruz ama biz dışarıda kalıyoruz diye kenardan geçmeyeceğiz. Sünnet olarak onu yerine getirmeye çalışacağız inşallah. Arzu ederse kılabilir. İnşallah. Gayet de güzel olur. Evet. Peki ikinci olarak değerli hocam oruçla ilgili olarak bir şekilde efendim her birimizin boşluk dönemlerine gelmiş olan vesaire dönemlerine gelmiş olan söz konusu olabilir mi bilmiyorum ama olabildi diyelim. Bu şekilde geçirilen birkaç Ramazan-ı Şerif için tevbe istiğfarın dışında ne yapmalı? Kefaretini nasıl tutmalı? Yani her yıl için ayrı bu tutmalı. Ramazanlara hiç niyetlenmemişse, hiç düzden tutmamışsa kefaret gerekmez. Tevbe istiğfar ve bu oruçların kazası gerekir. Ama oruçların içerisinde herhangi birine niyetlenmiş sonradan bozmuşsa ve bu birkaç sefer, birkaç Ramazan'da gerçekleşmişse normal şartlar altında matematik hesaba göre her kaza için, her kasten bozulan oruç için, niyetlenilip de bozulan oruç için bir kefaret gerekir. Ama fakihler bunu usulü fıkıh kurallarına göre değerlendirmişler ve demişlerdir ki birden fazla kefaret tedahül eder. Yani iç içe girer, tek özdeşleşir. Hepsi için bir kefaretin tutulması 30-60 gün artı bir gün tutulma, 60 artı tutulamayan gün sayısı kadar tutulmak kaydıyla bu ödev yerine getirilmiş olur derler. İnşallah isabet i̇nşallah. Edilmiştir. Peki efendim o halde inşallah bir kefarete gücü yeterse niyet etmeli. İnşallah. Varsa kefaretleri yani niyetlenmemişse evet. Niyetlenmemişse, buradaki fark bu değil mi hocam? Evet tabii. Hiç niyetlenmemişse. Hiç niyetlenmemek büyük günah ama kefareti gerektirmez. Kefareti gerektirmez. Peki. Tamamen teknik bir şey. Peki yani. Efendim. Ama niyetlenip de bozmuşsa bilerek onlar için o zaman toplam için bir kefaret orucu tutsun yeter. Peki efendim. Evet son bir soruyla değerli hocam birlikteliğimizi noktalayacağız. Şöyle bir soru var. Hocama selamlar diyor. İki memur arasında yer değişimi sonucunda değişim karşılığında biri diğerine bir maddi para verse, destek verse bu nasıl olur efendim dinimizce demiş. Bunun doğrudan haram ve yasak olduğunu söylememiz çok mümkün olmamakla beraber bu iş, bu tür işler hoş şeyler değildir. Anlatabiliyor muyum? Yani haramdır diyemiyoruz ama devletin size
verdiği imkanı hakkınız olmadığı halde başkasına satıyorsunuz. Bu bir. İki, İslam fıkhında hakların satılması söz konusu mudur diye münakaşa edilmiştir ve tamamen bir menfaat satışından ibaret olan kira dükkanları kiraya vermenin de bir asıl kuralları uygun olarak değil, kurallara aykırı olarak kabul edilmiş, cevazı sonradan belirlenmiş bir durumdur. Buna da dayanacak olursak bu tür hukukun mübadele edilmesi, birbirine parayla satılmasının isabetli bir şey olmadığını söylemek gerekiyor. Yani hocam memuriyetle ilgili değil herhalde mesele. Alım hakkı nokta. Kendilerine verilmiş bir hakkı birbirlerine satma noktasında mı anlıyoruz? Tabii yani ben senin yerine geleyim, sen benim yerime gel. Hani becaiş yani yerde... Mevzuatta var mıdır efendim? Mevzuatta böyle bir şey yok. Yani bildiğim kadarıyla mevzuatta becaiş karşılığında... Mevzuata aykırıysa hani bunu yapabilirler yok, acaba? Yasaklayıcı bir şey olduğunu bilmiyorum. Peki. Ama bunu kişiler kendi aralarında ben senin yerine geleyim, sana şu kadar da para vereyim, bu hoş bir şey değil. Peki. Aykırı bir beyan da söz konusu mudur? Yani onu sormak istedim. Hani... Fıkıhta mı? Dini olarak da... Yani böyle bir mesele gündeme gelmiş olduğunu bilmiyorum ben. Peki efendim. Evet, muhterem hocam teşekkür ediyoruz. İlmimizden istifade ettik, sıhhat, afiyet diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz bir başka programda birlikte olmayı ümit ediyor. Yuvalarınıza huzur diliyoruz efendim. Hoşçakalın. İstanbul'dan bir izleyicimiz. Hangi şartlarda caizdir? Ortak yani ne kadar imkan edilir? Öğrenmek herkese farzdır.